Nuh'un Ankara Makarnası Mutfak Akademisi'ne hepiniz hoş geldiniz. Bugün şahane bir kış çorbası yapıyoruz. Bir kahve fincanı ince bulgurumuzu karıştırma kabına alarak başlıyoruz. Bir kahve fincanı irmik ilave ediyoruz. Bir adet soğanı blenderda çekiyoruz. Blenderda çektiğimiz soğanları karışıma ilave ediyoruz. Yumurtayı direkt karışıma değil bir kaseye kırıyoruz ve karışıma ekliyoruz. Yaklaşık 1 çay kaşığı tuz ve 1 çay kaşığı karabiber ilave ediyoruz ve karışımı güzelce karıştırıyoruz. Bu karışımdan küçük köfteler yapıyoruz ve unlu kase içerisine koyarak porsiyonluyoruz. Nohut büyüklüğünde köfteler hazırlıyoruz. Köftelerimiz hazır. Artık etleri kavurarak çorbamızı yapmaya başlayabiliriz. Biraz sıvı yağ ilave ediyoruz. Tencere ısındıktan sonra etlerimizi tencereye alıyoruz ve kahverengileşene kadar kavuruyoruz. Homojen bir görüntü olması için çorbada kullandığımız tüm malzemelerin eşit büyüklükte olmasına dikkat ediyoruz. Dolayısıyla etlerimizi de tavla zarında doğranmış olarak kullanıyoruz. Etlerimiz güzelce kavrulduktan sonra yaklaşık 2 litre sıcak suyu ilave ediyoruz. Bu noktada yaklaşık yarım tatlı kaşığı tuz ekliyoruz. Suyun üzerinde biriken köpüğü bir kevgir ya da kaşık yardımıyla alıyoruz. Bu şekilde çorbamız daha berrak olacak ve lezzeti daha yerinde olacak. Eğer çorbamızı hemen tüketmeyeceksek de daha uzun ömürlü bir çorba elde etmiş olacağız. Kaynayan çorbamıza köfteleri ilave ediyoruz. Köftelerimizin etrafındaki un hem dağılmalarını önlüyor hem de çorbamıza hoş bir kıvam veriyor. Köfteler pişerken biz de çorbamızın terbiyesini hazırlıyoruz. Terbiyesi için bir kase yoğurdumuzu, bir çorba kaşığı unumuzu ve yarım limon suyunu karıştırıyoruz. Köftelerimiz pişti. Şimdi haşlanmış nohutları çorbaya ilave ediyoruz. Ve çorbamızdan birkaç kepçe sıcak su alıp terbiyemizin kıvamını inceltip kendisini ısıtıyoruz. Çorbamızın içine sürekli karıştırarak terbiyemizi ekliyoruz ve çok kaynatmadan altı kısık olarak pişirmeye devam ediyoruz. Gerçekten nohut, et ve irmikli bulgurlu köftelerle çok lezzetli bir çorba olacak. Çorbamız kıvamını aldı. Altını iyice kısıp hatta küçük bir yere alıp şimdi yağını yakabiliriz. Tavamızın altını yakıyoruz. Yaklaşık 2 çorba kaşığı tereyağını tavaya alıyoruz. 1 tatlı kaşığı domates salçamızı ilave ediyoruz. Salçamız biraz kavrulup yağ iyicene kızdıktan sonra 1 çay kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı toz kırmızı biber ilave ediyoruz. Karıştırıyoruz. Ve çorbamızın üstüne yağımızı döküyoruz. Çorbamızı sıcak olarak servis ediyoruz. Şimdiden afiyet olsun. Yapmamızı istediğiniz tarifler varsa bizimle yorum olarak paylaşmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın. Hoşça kalın.